Soramazsın'ın bu bölümünde uzman klinik psikolog Sezil Tombul konuğumuz. Kendisiyle bu bölümde doğal afetler sonrası oluşan toplumsal travmaları konuşacağız. Bence en çok yara alan kişiler çocuklar. Ve onlar hani derdini de anlatamıyor ya. Biz onlara nasıl yaklaşmalıyız? Ve bunlar bizim geleceğimiz tedavi olması gerekiyor değil mi? Yani geleceğimizin etkilenmemesi için ne öneriyorsunuz? Burada ilk aşamada ne yapabiliriz? Bence önce onu konuşmakta fayda var. Bir çocuğa yardım edebilmek için ilk önce onun nasıl hissettiğini anlayabilmemiz gerekiyor ki nasıl ilerleyeceğimizi anlayalım. Bir çocuk bir deprem zededen bahsediyorum. Çok çaresiz hisseder. Çok güvensiz hisseder. Özellikle ailesinde yakınında ailesi yoksa içe dönebilir veya çok öfkeli olabilir. Hani Hepimizin yapısı farklı, her çocuğun da yapısı farklı. Ama hani şu an ilk müdahaleleri yapıyoruz ya, o yüzden bunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Oraya gittiğimizde, hani merhaba, ben Sezil, bir deprem dönemindeyiz. O yüzden buraya geldim, yardım edebilmek için ve sana yardım etmek için buradayım. Evet, çok kötü bir şey yaşadın, korkuyorsun, endişelisin. Bunu anlıyorum, ama ben senin yanındayım artık bir şeye ihtiyacın olursa ben buradayım diyebilmek. Eğer bir şeyler anlatıyorsa, duygusunu ifade ediyorsa, bu duygunun normal olduğunu ona söyleyebilmek. Donuk da olabilir, içine çekilmiş de olabilir. Onu hani onu konuşturmaya çalışmamak tabii ki. Nasıl güvende hissediyorsa. Ve şu da önemli bir nokta. Hani güvendesin deyip onu bir yerde ortada bırakmak değil. Ya bana güvenebilirsin ya da gel senin arkadaşım Ayşe ile tanıştırayım. Bu süreçte o senin yanında destek olacak. E bir kişiye güvenmesi önemli. Onun dışında hani o çocukların Yaraları oluyor. Çok büyük yaralar alıyorlar. İşte merak etme bak ben sana yardım edeceğim. Canın acıyacak biliyorum. Sen dur deyince ben duracağım. Hani burada şeyi anlatmaya çalışıyorum. Güvendesin ve ben senin canını acıtmamaya çalışacağım. Acı çekiyorsun farkındayım. Beraber bunu aşmaya çalışacağız. Diğer noktalardan biri de merak etme her şey çok güzel olacak denilebiliyor. Her şeyin çok güzel olacağından emin değilseniz bu şekilde yaklaşmayın çocuğa. Çocuğa dürüst olmak da önemli. Yani her şeyden önce çocuğun yaşına uygun olacak şekilde ona açıklama yapıyor olmak. Ee, mesela çocuk vefat etmek ne demek bilmiyorsa, direkt ölüm kelimesini kullanarak onu anlatıyor olmak. Dürüst olmak. Depremzedeler için bu önemli. Bence insanlar şeyi de merak ediyorlar. Şimdi deprem bölgesinde değil onların da çocukları ikinci travma yaşayabiliyor bu görüntülerle. Biz çocuklarımıza nasıl açıklayacağız? Onlara da ölümü açıklıyor olmak önemli. Her şey yolundaymış gibi davranmamak gerekiyor. Yani 2023 yılında böyle bir deprem olduğunu bu çocuk yetişkin olduğunda farkında olabilmeli. Depremin ne olduğunu biliyor olmalı. Gerçeklikten hiçbir zaman uzaklaşmamamız gerekiyor. Çünkü gerçekliği bildiğimiz zaman daha güvende hissediyoruz. Kaç yaş aralığı için siz bunu söylüyorsunuz? Mesela yani 2023 çığında deprem gerçeğini bilmesi gerekiyor dediniz. Yani kaç yaş aralığında olması lazım? E şöyle ben daha çok ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. O yüzden hani çocuklarla çalışanlar belki buna daha doğru cevap verebilirler ama ben de okuduğum, sosyal medyayı takip ettiğim kadarıyla artık hani 5 yaş itibariyle ölümü anlatabiliyor olmak, küçük yaştakilerle de daha çok bunlar için böyle boyama kitapları oluyor, alıştırmalar oluyor. Alıştırmalarla çocuklara yavaş yavaş böyle bir gerçeğin de olduğunu söylüyor olmak ama hani yine de çocuklarla çalışan psik Bloklara danışmak kani çok daha doğru olur. Çocuklar açısından, eğitimden uzaklaşmak. ...iyi mi kötü mü? Kesinlikle kötü. Yani bir bizim e, hem yetişkinlik hem yetişkin olarak hem de çocuk olarak bir e, süreklilik hissiyatımız var. Nedir? Ee, sabah kalkacağım, kahvaltımı yapacağım, okula gideceğim, arkadaşlarım, öğretmenim var. Oyun oynayacağız, ders yapacağız, her neyse eve geleceğim, yemeğimi yiyeceğim, işte biraz oyun oynayacağım, belki yatacağım. böyle bir sürekliliğimiz var. Ama araya deprem girdikten sonra, böyle bir afetten sonra okula ara vermek, artık okula gitmiyorsun, süreklilik hissiyatımız zedeleniyor. Her an deprem olabilir, hayatta bir şey değişebilir. Bu birincisi. İkincisi çocukların bir arada bulunuyor olması da önemli. Hani bir evet bu gerçekliğin farkında varıyor olmak ama bir yandan da bu gerçekliğin içerisinde boğulmuyor olmak. Bu çocuk çünkü onunla nasıl başa edeceğini bilmeyebilir. Çocuklar da bir şey hissediyor ama ne hissettiğini tanımlayamıyorlar. E biz aileler olarak da onları yansıtamıyoruz. Onun ne hissettiğini. O yüzden de biraz onların da toparlayabilmesi ve güçlü kalabilmesi gerekiyor. Ve bunun en güzel yolları da aslında e, okulda bir arada da oluyor olmak. Yani genel itibariyle şey düşünmek lazım. Okulları ara vermek değil, online olarak ilerlemesi değil. Çünkü aileler de anne babalar da merak ediyorlar. İşte televizyon açılıyor, sosyal medyada şu an bilmiyorum hani senin sosyal medyan nasıl ama benim sosyal medyamda bütün hikayeler tamamen gündem bu. Ee, bu demek oluyor ki çocuklar da bunlara maruz kalıyorlar. Onlar nasıl boşa çıkacaklar? Onlar da çok zorlanacaklar. Ha, kimisi üzüntüsünü yaşayacak çocukların, kimisi ne yaşayacağını bilmediği için yaşamaya da izin veremeyecek ve zorlanacak. E i̇şte yetişkin olduğu dönemde belki bize gelecek. Böyle böyle bir şey olmuştu. Ne olduğunu bile anlayamadım. İşte deprem dediler ama işte ailem belki diyecek ki ailem çok anlatmadı da. İnsanlar bir şey yaşadı ama işte ya ben çok görmediğim için anlayamadığım bir belirsizlik var. Yani o kadar fazla şeyle başa çıkmaya çalışıyor ki aslında çocuk. E ama özetle hani bu sonun cevap çocukların bir arada olması, diğer arkadaşlarla beraber ve rutininin özellikle bozulmuyor olması çok önemli. Çocuklar anne ve babalarına sorduğunda Anne baba bizim işte şu anda yaşadığımız ev güvenli mi dediğinde anne babalar ne cevap verecek? Burada önemli olan çocuğa dürüst davranmak. Yani o sohbetimizin en başında söyledim ya çocuğa dürüst davranalım, yalan söylemeyelim. Çok e, ince ayrıntısına kadar anlatmaktan bahsetmiyorum ama ha, tabii ki oğlum, tabii ki kızım hani burada da deprem olabilir ama biz önlemlerimizi alıyoruz. Hani yapılması gereken ne varsa yapıyoruz gibi onu da bilgilendiriyor olmak. Yani başımızdan aman kızım, aman oğlum sen derslerine bak, bununla ilgilenme, biz bununla ilgileniyoruz gibi bir şey değil. Çünkü çocuğun da kendini güvende hissedebiliyor olması lazım ama ailem bana karşı dürüst olmazsa, Hani bana bunu açıklamazsa ben kendimi nasıl güvende hissedeceğim? O yüzden genel itibariyle bir, çocuklara yalan söylemiyoruz. Olabildiğince dürüst olmaya çalışıyoruz. İki, çocuğu korkutuyor olmaktan bahsetmiyorum ama hani genel itibariyle de bir çocuğu bilgilendiriyor. Önemli olan onu güvende hissettirmek yani öyle söyleyeyim.